Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını başlıyor. Oktay Ekşi Bir başka açıdan. Yaklaşık bir haftadır herkes 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını, özellikle bu seçimden Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferle AK Parti'nin ise yenik çıkmasını konuşuyor, tartışıyor. Öteki partilerin durumunu konuşan neredeyse yok gibi. Bir değerlendirme de ben yapayım. Gerçekçi olacağım. Bu seçimde bence kazanandan çok kaybeden var. O kaybedince elbet bir başkasının kazanması kaçınılmazdı. O zaman kaybedenin neden kaybettiği sorusu ve ona verilecek yanıt daha önemli oluyor. Kaybeden AK Parti, kaybettiren ise öncelikle AK Parti'nin açlığa mahkum ettiği 16 milyonluk emekli kesimi. Çünkü tencere nihayet isyan etti. Kanımca ikinci büyük etken olarak, AK Parti'nin genel başkanından başlayarak en alt kademelere kadar inen, kibir ve en somut örneğini Hatay'da gördüğümüz, tehdit, hatta şantaj dili de olumsuz etki yaptı. Yolsuzluk, kayırmacılık gibi etkenleri de ilave etmek gerek. Buna çoğu yazar, AK Parti'nin halktan kopuşu teşhisini koyuyor, ki bence doğru. Ama bunların çoğu, özellikle yolsuzluk ve kayırmacılık hiç de yeni değil, 22 yıllık AK Parti iktidarında milletin hep yaşadığı ve sesini çıkarmadan katlandığı gerçeklerdi. Öyleyse en büyük etken, yeni olan yani emeklileri açlığa mahkum eden politika olmalı. Dikkat ederseniz, Türkiye'nin hukuksuz bir devlete dönüşmesine, tek adamın keyfi karar ve uygulamalarına, kamu kesiminde her vesileyle gördüğümüz liyakatsizliklere, daha da önemlisi seçimin kazananı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık nedeni olan Atatürk devrimlerinin giderek elden çıkmasına, hatta Türkiye'yi şeriat devletine çevirmeyi amaçlayan projelere ve iktidarın bu amaçla kurduğu oyunlara, örneğin ÇEDES projesiyle çocuklarımızın mollalaştırılma çabalarına değinmiyorum. Dahası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu ve çok dillendirdiği değişim kavramına da girmiyorum. Çünkü 5-10 belediye başkanının değişmesinin gerçek bir değişim sayılmayacağını biliyorum. O nedenle seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisindeki değişimin sağladığını söyleyenlere de katılmıyorum. Kaldı ki değişim iddiası ortaya atılalı beri Cumhuriyet Halk Partisinin söyleminde ne değişti? Milyonlarca seçmen bunlara inanıp oyunu verdi de benim mi haberim yok? Onu da bilemiyorum. Bakınız, kısıtlanmış özgürlüklerimizden hiç söz etmedim. Tarafsız ve bağımsız kimliği ayaklar altına alınmış olan yargımızı koruma azminin bu sonuçlarda rol oynadığını da savunamıyorum. Dahası tam bir inat ve kin uğruna hapishanelerde çürümeye mahkum edilenlere, hiçbir yasa hükmünü çiğnememiş oldukları halde hapiste olan emekli generallere, Gezi davasında şeklen mahkum edilen masumlara, Osman Kavala ve Can Atala ile Selahattin Demirtaş'a uygulanan zulme insanlarımızın isyan etmesi sayesinde bu sonuçların alındığını da söyleyemiyorum. En hazini Atatürk devrimlerinin tehlikede olduğunu gören seçmenlerin, AK Parti'ye dur dediğini maalesef düşünemiyorum. O nedenle hiç kendimizi aldatmayalım. Bu zafer, Keşke kalıcı olsaydı ama maalesef geçicidir. Onu daimi kılabilmek artık seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin görevlerini ne kadar başarıyla yapıp Türkiye'de çağdaş bir toplum ve hayat yaratabilme becerilerine bağlıdır. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.